Oracle veri tabanında tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde olduğu gibi bir SQL standardı kullanılır. Bu SQL standardı tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde desteklenmesi zorunludur. Merkezi bir sistem tarafından geliştirilmiştir ve bir altyapı standart olarak oluşturulmuştur. Bunun adı SQL. Bu SQL'i birçok büyük veri tabanı yönetim sistemi geliştirici firmalar, örneğin SQL Server'ın Microsoft gibi kendi altyapılarını oluşturarak kendi kod geliştirme, kendi SQL yapılarını, standartlarını oluşturarak farklı diller oluştururlar. Bunlara veri tabanı programlama dilleri denir. Bu veri tabanı programlama dilleri her veri tabanı üreticisi için farklıdır. Örneğin SQL Server'da olan bir özellik Oracle'da olmayabilir ya da MySQL'de olmayabilir. Bunları geliştirenler firmaların kendisi olduğu için bu kendi geliştirdikleri SQL engine, yani SQL motoruna, PLSQL motoruna uyum sağlayacak ve o motorun anlayabileceği diyalektiği oluşturacak çeşitli özellikler eklerler. İşte bu özellikler sayesinde programlama kısmı daha hızlanır, daha performans vesaire gibi birçok katkı sağlar. Normalde SQL ile yapamayacağımız birçok özellik vardır. Genel anlamda insert, update, delete gibi işlemleri yapabiliriz. Fakat ileri seviyede, yani advanced seviyede bir veri tabanı kullanım için bu veri tabanına özgü programlama dilleri mecburidir. İşte biz Oracle'ı göz önünde bulundurarak bu Oracle'ın kendi programlama dili olan PLSQL'in faydalarını öğreneceğiz. Bunlar diğer SQL standardına göre ne gibi gelişmeler, ne gibi destekler, ne gibi yardımlar sağlar bize? Onlara bakacağız. İlk olarak normal SQL standardı ile yapacağımız işlemler PLSQL'e göre daha çok kod yazılması gerektiği için daha uzun sürecektir. Çünkü var olan PLSQL'in zaten geliştirme amacı geliştirme sürecini, yazılım sürecini hızlandırmak ve performansı artırmaktır. Daha çok özelliği daha az kod ile geliştirmeyi sağlamaktır. İşte bunu arka planda kendisi gene SQL kullanarak, gene SQL standardını kullanarak geliştiriyor. Fakat bize daha kısa, daha basit yapılar sunarak bu işlemleri gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bu durumda otomatik olarak geliştirdiğimiz yazılımın hem performansı artacaktır, hem de daha az kod ile daha çok işlem yapabilmemizi sağlayacaktır. İşte bu nedenle geliştirdiğimiz yazılımlar daha kısa sürede daha profesyonel bir şekilde çalışan yazılımlar haline alacaktır. Yazılım geliştirme sürecini kısaltır PLSQL. SQL standardına göre. Normalde Oracle içerisinde SQL standardı da tabii ki kullanılabilir. Ancak daha kısa sürede daha profesyonel işler geliştirebilmek için PLSQL'i kullanmamız gerekiyor. Oracle'da zaten PLSQL kullanmadan hemen hemen profesyonel bir uygulama geliştirmek imkansız gibidir. Bunları birazdan anlayacağız. Hız ve performans sağlar. Az önce dediğim gibi SQL standardı normalde birçok işlemi yapmamızı sağlar. Bunu destekler. Fakat daha çok kod yazmamız gerekir. Arka planda tam istediğimiz özelliğin oluşması için, tam istediğimiz sorgunun gerçekleşmesi için daha uzun ve karmaşık sorgular gerçekleştirmemiz gerekir. Ancak bunu PLSQL, yani Oracle firması bizim için geliştirdiği yapılar ile daha az kod ile daha hızlı ve veri tabanı motoruna daha hızlı iletişim halinde bulunacak bir programlama dili geliştirdi. Bunun adı PLSQL. Performansı artıracaktır haliyle bu. Çünkü direkt Oracle firmasının tasarladığı bir SQL motoruna kendi yazdığı bir dil ile ulaşması tabii ki
daha performanslı olacaktır sorgularda, sorgu yönetiminde. Tabii ki bu her sorgu için geçerli değil. Örneğin bir select sorgusu mesela SQL standardıyla daha hızlı olabilir bir özellik. Ya da PLSQL'in bir sorgusu diğer veri tabanı yönetim sistemlerinden daha hızlı olabilir. Ancak başka bir veri tabanının kendi geliştirdiği kod yapısı başka bir sorguda diğer veri tabanı yönetim sistemlerinden ya da SQL standardından daha hızlı ya da daha yavaş olabilir. Bu tamamen geliştirilen dilin yapısıyla alakalı ve yapılan işin büyüklüğü, hacmiyle alakalı bir konu. Bu nedenle net bir standart yoktur. Ancak genel anlamda çok büyük projelerde PLSQL kullanılır. Yani Oracle veri tabanı kullanılır. Hata yönetimi, yani exception handling ile hataları profesyonel olarak yönetebilmemizi sağlar. Nedir hatalar? Oracle kendi içerisinde sayamayacağımız kadar farklı yapıya sahiptir. Farklı işlemleri yönetir. Arka plandaki instance server yönetimi, fiziksel ve işletim, hatta işletim sistemi ve mantıksal yapıyı yöneten on binlerce farklı sorguya sahiptir. Bunlar haliyle kendi içerisinde hatalara sebep olabilir. İşletim sisteminden alakalıdır ya da kullanıcının ya da geliştiricinin hatası ile ilgilidir. Bu hataları geliştiriciye bildirmesi gerekir. Bu hatalara göre çeşitli önlemler, çeşitli ayarları gerçekleştirmesi gerekir bir Oracle DBA ya da Oracle yazılım geliştiricisinin. İşte bu nedenle exception, yani hata yönetimi çok önemlidir veri tabanı yönetim sistemlerinde. Ayrıca geliştiricinin, yani yazılımcının ya da DBA'in kendi oluşturduğu kod yapısı, yazılımlar kendi içerisinde hatalara sebep olabilir. Bu hataları da yine Oracle çeşitli hata kodları ile, arka plandaki eksi ile başlayan binlerce hata kodu ile uyarı vererek geliştiriciye ya da DBA'ye bildirir. Bu hatalar oluştuğunda ne yapması gerektiğini tabii ki geliştiricinin bilmesi gerekiyor. Bunları fixlemek geliştiricinin görevidir. Trigger, paket, cursor, prosedür ve diğer birçok PLSQL'e özgü yapılar ile yazılım geliştirme sürecini kısaltır ve daha yönetilebilir kılar. Normalde SQL standardında olmayan birçok özellikten bazıları trigger, paket, kursör, prosedür gibi en çok ihtiyacımız olan profesyonel uygulamalarda %100 kullanılması gereken, hatta kullanılacak olan yapılardır bunlar. Prosedür ve bunların diğer saydığımız konuları detaylıca diğer derslerimizde işledik. Bunlar olmadan bir profesyonel uygulama geliştirilemez. Bunlar aynı zamanda kod geliştirme sürecini de çok kısaltır. Bu nedenle birçok şekilde bize faydası vardır. Bu yapılarda gene Oracle gibi diğer veri tabanı yönetim sistemi programı geliştiren firmalar tarafından kendi SQL Engine, yani kendi SQL motorlarına ekledikleri özelliklerdir. Kendi programlama dillerine ekledikleri özelliklerdir. Bunlar genel anlamda büyük veri tabanı yönetim sistemlerinde vardır. Paket kavramı yoktur diğerlerinde. Ancak trigger, işte kursör ya da prosedür gibi özellikler vardır. Oracle Reports, yani Oracle raporlamayı sağlayan hizmet ve Oracle Forms, Windows'ta mesela C Sharp, Windows Forms gibi, C Sharp demeyelim de Windows Forms karşılığında olan bir yapıdır. Oracle'ın arka planda PLSQL programlama dilini kullanan bir arayüz oluşturma, bir program yazma yapısı, arayüzü diyebiliriz buna. Arka planda PLSQL kullanır ve çeşitli programlar geliştirmemizi, arayüzlü çeşitli programlar geliştirmemizi sağlar. Bu Oracle Reports ve Oracle Forms ile ek programlama diline ihtiyaç duymadan profesyonel raporlar ve programlar geliştirebilmemizi olanak sağlar. Dediğimiz gibi arka planda PLSQL kullandığı için veri tabanına direkt hükmeder ve farklı bir programlama dili öğrenmemize ihtiyaç kalmaz bu sebeple.
işletim sistemi ve Oracle Server'ına erişebilmemizi ve bu şekilde fiziksel ve mantıksal altyapıyı da profesyonel olarak yönetebilmemizi sağlar. İşletim sisteminden bilgi almayı, dosya sisteminden bilgi alma gibi birçok işletim sistemi özelliğini PLSQL ile kullanabiliriz. Oracle Server da aynı şekilde PLSQL ile öğrenilebilir. Mesela en basit anlamda Oracle'ın portunu değiştirmeyi bile PLSQL ile yapabiliyoruz. Çok basit bir paket kullanarak, Oracle'ın kendi içerisinde geliştirdiği bir paketi kullanarak. Bunlar işlemi tabii ki çok hızlandırır. Diğer veri tabanı programlama dillerinde dahi olmayan daha birçok özellik ile gerçek veri tabanı yönetimini bizlere sunar. Dediğimiz gibi PLSQL programlama dilini geliştiren Oracle firması dünyanın en eski veri tabanı geliştirici firmalardan bir tanesi. Bu nedenle dünyada en büyük kurumlar, kuruluşlar, bankalar gibi birçok büyük firmalar çok datayı aynı anda işleme tabi tutan ve kaydeden birçok firma Oracle'ı kullanır. Bu nedenle yıllardır daha fazla geri bildirim yani feedback alan Oracle firması haliyle bu hata ve özellikleri daha çok karşılayacak, daha çok nesne ve programlama dili özellikleri geliştirdiğinden dolayı bu özelliği de tabii ki Oracle'ın daha kullanılabilir, daha profesyonel olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Oracle'la ilgili herhangi bir yazılım geliştiriyorsak mutlaka PLSQL diline, mutlaka yani kesinlikle hatta PLSQL diline hakim olmalıyız. Bu PLSQL dilini şöyle diyebiliriz, bir okyanus gibi diyebiliriz Oracle içerisinde. Bu nedenle hepsini öğrenmek diye bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Sadece işimize yarayan olan, işimize yarayacak ana özellikleri, ana programlama dili özelliklerini çok iyi kavramamız ve bilmemiz gerekiyor. Ancak burada her zamanki gibi ne öğrenirsek öğrenelim, bunda da geçerli olan bir kural var. O da ezber yapmamamız. Tamamen uygulamaya dönük, sürekli uygulama ile tecrübe edinerek öğrenmemiz gereken bir dildir. Aksi halde zaten pek öğrenilemeyecek bir dil değildir. Çünkü çok karmaşık yapıları da vardır. Tecrübeye dayalı olması gereken ve çok uygulama geliştirmeye dayalı olan, karşılaşabileceğimiz hataları gene tecrübemizle, daha önce hazırladığımız sorgu ve programlar ile geliştirebileceğimiz bir sistem diyebiliriz. Bu nedenle bol bol uygulama yapmamızda fayda var.